konuşmamızın başlığı Avrupa Birliği'nin Batı Balkan aşkı yeniden canlandı veya yeniden gündeme geldi. Biliyorsunuz 1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği dönem başkanı görevini Slovenya üstlendi. Slovenya'nın başbakanı Janez Janša bir açıklama yaptı 2-3 gün kadar önce. Söylediği şey şu: Slovenya dönem başkanlığı esnasında Avrupa Birliği'nin gündemi Batı Balkanlar olacak. Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne katılmasına öncelik vereceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Şimdi pratikte bu ifadelerin hiçbir anlamı yok. Yani Avrupa Birliği'nin öngörülebilir bir gelecekte yakın vadede Batı Balkan ülkelerinin içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda bunlara yönelik bir perspektif ortaya koyması zor gözüküyor ve aralığa kadar olan dönemde açık biçimde göreceğiz. Batı Balkanların Avrupa Birliği ile ilişkilerinde pek de bir şey değişmeyecek. Bu Janez Janša'yı 2 ay kadar önce yaptığı bir açıklamadan hatırlıyoruz. Kendisi Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup göndermişti ve mektubun içerisinde bir de Batı Balkanlar bir adım daha ileri şeklinde gayri resmi bir rapor yer alıyordu. Bu Avrupa'da gazetelerde yer aldı, Balkanlar'da büyük infial yarattı. İçeriğine kısaca bakacak olursak, bu Batı Balkanlar raporunda sınırların değişmesi öngörülüyordu. Bosna Hersek Cumhuriyeti içerisinde yer alan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna Hersek'ten koparak Sırbistan'a bağlanması ve Hırvat Boşnak Federasyonu içerisinde, yani Bosna Hersek'in Hırvat bölgesinin de Hırvatistan'a bağlanması isteniyordu. Ayrıca Kosova ile Arnavutluğun birleşmesi bu raporda yer alıyordu. Bu rapor hiç kimse tarafından resmi bir belge olarak değerlendirilmedi ve Balkanlar'da, Avrupa'da bir gizli elin bu coğrafyanın geleceği konusunda kurgu yapmaya niyetlendiği şeklinde yorumlar yapıldı. Evet, şimdi Batı Balkanların durumuna bakalım ve bu coğrafyadaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılması mümkün olur mu, olmaz mı? Bunun üzerinde duralım. Geçen hafta Almanya Şansölyesi Merkel de bu yönde açıklama yaptı. Aslında Batı Balkanların Avrupa'nın bir parçası olduğunu ve bunların nihai hedeflerinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu, bu bölgeye bu şekilde baktıklarını söyledi. Merkel dışında komisyonun ve diğer Avrupa Birliği liderlerinin de benzer açıklamaları var. Fakat pratiğe baktığımızda, pratikte Batı Balkan coğrafyasındaki devletlerin yakın bir zamanda Avrupa Birliği'ne katılımı mümkün gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Bir kez elan, yani fiilen iki ülke aday, müzakere yapan ülke statüsünde: Karadağ ve Sırbistan. Bunların 2024 yılında müzakerelerinin tamamlanması, katılma anlaşması yapılması ve 2025 yılında işler yolunda giderse Avrupa Birliği'ne katılımı söz konusu. Komisyon raporlarında bu ifadeler yer alıyor. Geriye kalan devletlere bakalım. Bir kez Batı Balkanlar coğrafi olarak eski Yugoslavya ardılı devletler, yani Slovenya harici diğer devletler ve Arnavutluk, bunların toplamına Batı Balkanlar diyoruz. Şimdi bu coğrafya içerisinde Hırvatistan 2013 yılı Temmuz'unda Avrupa Birliği'ne katıldı. Sırbistan ve Karadağ müzakere yapıyor. Bakiye kalan devletlere baktığımızda kim var diye baktığımızda Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk devletleri var. Bunların her birinin kısa zamanda çözümü mümkün olmayan dev boyutlarda sorunları var.
Mesela Kosova'yı ele alalım. Avrupa Birliği üyesi devletlerden 5 tanesi Kosova'yı tanımıyor. Yani Kosova'yı tanıdıkları zaman Kosova benzeri ayrılıkçı tırnak içinde olarak nitelendirilebilecek siyasi hareketlerin meşruiyet kazandığını düşünüyorlar. Mesela İspanyollar Katalan ve Bask meselesinden dolayı, işte Romanyalılar Transdinyester, Moldova'daki ülkenin bir bölümü Transdinyester Rus Cumhuriyeti, Putin orayı destekliyor o meseleden dolayı. Yunanlılar ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Kıbrıs meselesinden dolayı Kosova'yı tanımıyorlar. Şimdi tanımayınca bu devletle adaylık, müzakere, üyelik yoluna girmeniz mümkün olmuyor. İkinci ülke Bosna Hersek. Şimdi Bosna Hersek'in de elini kolunu bağlayan şey 1995'te imzalanan Dayton Barış Anlaşması. Yani üzerinden kıyamet gibi zaman geçti. 25 yıldan fazla zaman geçti. Bu anlaşma Bosna Hersek'in dış dünya ile irtibat ilinti kurmasında Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin de rızasının alınmasını öngörüyor. Bosna Sırp Cumhuriyeti ise Bosna Hersek Devleti'ni benimsemiş değil. 25 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Bosnalı Sırpların lideri Milan Dodik, biz Büyük Sırbistan'ın bir parçasıyız şeklinde açıklamalar yapıyor ve Sırbistan'dan müzakereler başladığı için bu yönde resmi bir girişim, yaklaşım ortaya çıkmayınca da ana vatanın yani Sırbistan'ın Avrupa'ya kendini Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle büyük davadan vazgeçip Avrupa'ya kendini sattığını falan söylüyor Bosnalı Sırplar. Ve Bosnalı Sırpların Cumhuriyeti karar alma mekanizmasını kilitliyor. Yani Bosna Hersek'in NATO ile Avrupa Birliği ile herhangi bir şekilde bağlayıcı ilişki içerisine girmesi Bosnalı Sırpların muvafakatını gerektirdiği için sistem tamamen kilitlenmiş durumda. Arnavutluğa bakalım. Arnavutluk 40 yıl boyunca Enver Hoca adlı bir psikopat adamın idaresi altında kaldı. Tabii bu yani ülkeyi dışa kapattı. Daha sonra işte 92'den itibaren Enver Hoca'dan sonra Ramiz Alia ülkeyi yönetti. Ve yavaş yavaş dışa açıldı. Ülke son derece yoksul ve onun Avrupa Birliği ile aday ilan edildi. Müzakerelere başlaması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Ve son ülke Makedonya. 1991 Kasım'ında bağımsızlık ilan ettiği zaman Makedonya kendi adını kullanamamıştı. O tarihte eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti adıyla Yunanistan'ın engellemesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'e kaydolmuştu. Yunanistan 91'den itibaren çok yakın zamanlara kadar Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılımını, müzakere öncesi aşamadaki görüşmeleri engelledi. En son ülkenin adı Kuzey Makedonya olarak değişti ve bunun üzerine Yunanistan Makedonya'ya uyguladığı blokajı kaldırdı. Bunu tabii anlamak mümkün değil. Bir ülke Kuzey Makedonya ise bunun bir de güneyi olur değil mi? Yani doğrusu şu, tarihsel Makedonya Balkan Savaşları esnasında üçe bölündü. Bir parçası yeni kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı yani Yugoslavya içerisinde kaldı. İşte bağımsızlıktan sonra bugünkü ülke Kuzey Makedonya orası. Bir bölümünü, tarihsel Makedonya'nın bir bölümünü Balkan Savaşları esnasında Yunanlılar işgal etti. Bu Ege Makedonya'sı. Bir bölümünü de Bulgarlar işgal etti. Bu da Pirin Makedonya'sı. Şimdi Makedonya'nın vaziyeti şu. Ülkede güçlü İç Makedonya Devrimci Örgütü adlı bir siyasi parti var. Daha önceden bu parti yer altındaydı komünizm döneminde, Tito döneminde.
Şimdi bu Makedon milliyetçileri tarihsel Makedonya toprakları üzerinde hak iddia ediyorlar. Yani hem Yunan topraklarında hem Bulgar topraklarında. Şimdi öte taraftan Sırbistan Makedonya'yı Güney Sırbistan olarak görüyor. Yani Makedonya irredentizmin hem nesnesi hem öznesi konumunda, bir taraftan kendisi bir takım topraklarda tarihsel argümanları ileri sürerek hak iddia ediyor. Böyleyken başkalarının Makedonya üzerinde tasarımları var. Makedonya topraklarının dörtte biri de Ohri civarı olan yerlerde de Arnavutlar yaşıyor. Evet, bir bu bütün bunlardan çıkan sonuç, şimdi Yunanistan Makedonya'yı engellemekten vazgeçti. Ülkenin adı Kuzey Makedonya olduktan sonra, fakat bu kez de Bulgaristan Makedonya'nın Avrupa Birliği yolculuğunu engelliyor. Bulgaristan'ın ileri sürdüğü argüman da şu: Makedonya'nın devlet ideolojisi Bulgaristan topraklarında hak iddia ediyor şeklinde bir argüman ileri sürüyor. Bu sebeple Makedonya'nın da mesafe alması Avrupa Birliği yolculuğunda zor gözüküyor. Konjonktürün, uluslararası ortamın önemli ölçüde değişmesi lazım. Bu Janez Janssen'ın Avrupa Bakanlar Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği mektupta yer alan geleceğin Balkan haritasında ayrıca Kosova ile Arnavut'un birleştirilmesi, Büyük Arnavut'un kurulması öngörülüyor. Bu Büyük Arnavut'un içerisinde Ohri civarı, yani hem Kosova hem de Makedonya'ya sınır olan Arnavutların yaşadığı Makedonya topraklarının da buraya katılması öngörülüyor. Bunun doğrusu nasıl olacağı, pratikte olup olmayacağı tartışmalı ve zaten esrarengiz bir plan olarak nitelendirilmişti. Evet, Balkanlar konusunda Avrupa Birliği yetkilileri periyodik olarak Balkanlar Avrupa Birliği'nin bir parçası, burası Güneydoğu Avrupa şeklinde açıklamalar yapıyorlar. İşte Janez Janša'da Slovenya Başbakanı, Avrupa Birliği dönem başkanı olarak Balkanların Avrupa Birliği'ne katılımına öncelik verileceğini söyledi. Bu Temmuz'dan Aralık'a kadar dönem başkanlığı görevini Slovenya yürütecek. Doğrusu hiçbir şey değişmediğini göreceğiz 6 aylık süre içerisinde. Çünkü ne Balkan coğrafyasının fiili koşulları ne de Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durum Batı Balkanlar konusunda bir inisiyatif almayı, buradaki aday devletleri, potansiyel aday devletleri, bunların Batı'ya yaklaşımlarını, Batı'yla işbirliklerini daha ileri noktalara taşımaya uygun değil. Uluslararası konjonktür de uygun değil. Bu nedenle Balkanlar konusunda Avrupa Birliği'nin bilindik görüşlerinin tekrarlanması olarak değerlendirebiliriz. Slovenya Başbakanı'nın açıklamalarını. Ama 2025 için Balkanlar'da şu an müzakere yapan Sırbistan ve Karadağ'a söz verildi. 2025'te bu devletlerin Avrupa Birliği'ne katılması öngörülüyor. Bakiye kalan devletler ve Türkiye uluslararası siyasal sistemdeki gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerini bundan sonra o gelişmelere paralel olarak şekillendirecek gibi gözüküyor.